30 Eylül, ay 30 Ağustos, 30 Ağustos, 5 Eylül. Değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük yorumlarımızı da takip edebilirsiniz. Lütfen yorum yazın, sahip çıkın, beğenin, sayfalarınızda paylaşın. Ya dışarıdan gelenler özellikle lütfen beğenin ya. Dışarıdan izleyip gitmek çok ayıp oluyor, biliyor musun? Bana saygısızlık oluyor. Yani en azından nezaketen beğen öyle git diyorum. Çok ağrıma dokunuyor bu durum. Gerçekten çok ağrıma dokunuyor. Şöyle bir şey var. Pozitif bir aşk enerjiniz var. Enerjiniz hem sallanacak hem de yüksek olacak. Ne demek istiyorum? Mesela pozitif enerjiniz var. Yarım saat sonra sarsan, depresyon, ruhunuz tamamıyla çökmüş bir enerji. Yani yarım saatte bir dengeniz değişebilir. O yüzden iş alanında bu enerjiniz değişmesin. Ve güzel başvuru, güzel olumluluklar varken yanlış anlaşılma, kendinizi yanlış ifadede işi kaybedebilirsiniz. Bu hafta enerjiniz tavan ama sizin içinizdeki enerji çürük olduğu için göz bakışınız belki insanlara çalışmak istemiyormuş ya da işinizden memnun değilmiş ifadesi yaratabilir. Dikkat edelim. Banka, mühendislik alanı ya da büyük bilgisayar, teknolojik alanda çalışan herhangi bir alanda satış personeliyseniz bile çok güzel yeni anlaşmalar, yeni imzalar ve gideceğiniz nokta sizi hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak daha güçlü olmanıza, hayatınızla alakalı noktaları başardım, burası benim istediğim nokta diyeceğiniz enerjiyi yakalayacaksınız. O yüzden pozitif artı ve eksiği doğru dengelediğinizde doğru kapıların sizin hayatınızda güzel kazançlar sağlayacağını uyarıyorum. Değerli kova burçlarım. Parasal konuda biraz eliniz bonkör olabilir. Gereksiz harcamalar sizi riske atabilir. Kredi kartı limitiniz ya da etrafa borçlanma gibi ya da kredi borcunuz artabilir. Bu dönem özellikle 11 Eylül, 13 Eylül arasında ve 3 Eylül arasında para harcamalarınız cebinize çok ciddi zarar verecek. Başkasının aklıyla kredi çekip borç sizin üzerine kalabilir. Başkasının borcunu ödemek zorunda kalabilirsiniz. Lütfen bu konulara dikkat edelim diyelim. Bu ara en önemli şey ne biliyor musun? Takıntı halinde olabilir. Aynı şeyleri tekrar edebilirsiniz. İşinizdeki insanlara aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Aslında kendi içinizde hayat bana kurban gibi oynatıyor diyeceksiniz ama siz kurban değilsiniz. Şanslı bir enerjidesiniz. Soruları sorup cevabını kendiniz alıyorsunuz ve cevap veren yine sizsiniz. Bence yeni ilişki, yeni bir hayat arkadaşı, yenilikler size iyi gelecek. Geçmiş cevapsız bıraktığınız sevgi eksikliği içerisinde olduğunuz her şeyi iyileştireceksiniz. Eğer ilişkiniz sizinle konuşmuyorsa, sevgisini söylemiyorsa sizinle konuşacak. Yani sevgisini dile getirecek, değerli olduğunuzu ifade edecek. Eğer geçmiş bir ilişkinizin geri gelmesini istiyorsanız, evet o da gelecek. Size hatalarınızı söyleyecek ama siz kabul etmeyeceksiniz. Hatalarınızı iyileştirmek, gereksiz pıhtılamayı bırakıp bu ilişkiye sahip çıkmak. Evli olanlarda da özellikle kadınlardan kaynaklı ilişkinizde sıkıntı olabilir. Yakın kardeşiniz, ablanız, kaynananız, gelininiz, eltiniz, görümceniz biraz ilişkinizi yönetmeye çalışabilir. Biraz bu konuda ilişkinizle alakalı noktaları geride tutabilirsiniz ya da yakın arkadaşınız bu ilişkiye zarar veriyor. İlişkinize başka insanları karıştırmayın diyorum. Yoksa ilişkinizi kaybedeceksiniz. Bu ara kendinizi çok sabırlıymış gibi hissediyorsunuz ama bu ara aktif haliniz var. Sosyal medyaya yazışmalar, iletişim, kendini uslubunuz, kendinizi göstermek, herkes beni tanısın. Bu dönem önemli bir aslında sınavı atlatıyorsunuz. Bu sınavı doğru başarıyla geçeceksiniz ve bu başarı size çok güzel kazanç elde edecek. Sınanma döneminiz ama yani belki bu patronunuz deniyor olabilir, eşiniz deniyor olabilir, sevgiliniz deniyor olabilir. Ama sizin için gerçekten başarma döneminiz için güzel evreler yaşayacak. Ev satışı söz konusu ve ısrarla eşinizin size ev alalım söyleyenler için diyorum. Evet ev alınacak ama Kasım ayı ev satışı isteyenler için Eylül'ün 30'una kadar istediğiniz ev satışınız gerçekleşecek. İstediğiniz kapıda alınacak merak etmeyin diyorum. Ortaklı iş kurmak isteyen ya da farklı alanlarda farklı işler yapmak isteyen bazı kova içli burçlar için güzel ortaklık planlar var. Evet hayata geçirebilirsiniz. Bu ara kitap yazmaya merak sarabilirsiniz.
ilişkiyle alakalı kitaplar düşünebilirsiniz. İnsanlar arasında insanlarla ilgili ilişki koçluğu ile ilgili eğitimler alabilirsiniz. Bu da sizin enerjinize iyi gelecek diyorum. Eğitimi yarım olan kovalar eğitim konusunu tamamlayacaksınız. Bu ara ehliyet sınavı, farklı sınavlarınız varsa da başarıyla geçeceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok kova burcu. Özellikle yurt dışında bir evranız varsa, orayla ilgili olumsuz giden bir şey varsa da bunu iyi inandığınız birinin desteğiyle çözeceksiniz. Merak etmeyin diyorum. Sağlık olarak taban ağrılarımız, varis ağrılarımız ve bel ağrılarımız söz konusu olabilir. Değerli kovalar, ihmal etmeyin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.